Selamünaleyküm arkadaşlar. E, hutbe duamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ne dedik? <laughs> e, hutbemizi Türkçe olarak okuduktan sonra "Ele Ela inne ahsenel kelam diye devam ediyoruz. E, şimdi burada da kelime manalarını iyi kötü vermeye çalışalım. E, aklımıza daha, daha iyi kalır inşallah. Şimdi ele derken uyanık olun dikkatli olun, kulağınızı buraya verin, iyi dinleyin gibi bir mana ortaya çıkıyor. Ele inne ehsenel kelam. Muhakkak ki inne muhakkak ki ehsene en güzel el kelami. En güzel kelam ve eblegan nizam. Nizam, nizamlı olmak, tertipli olmak gibi düşünebiliriz. Eblega belil. Hani Türkçe'de eee Bazen kullanırız yani belli 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 değil mi yani belli belli açık demek bu manada en nizami nizam nizamlı açık nizamlı açık en güzel kelam yani açık net en güzel kelam Kelamullahi Allah'ın kelamıdır. Kelamullahi Allah'ın kelamıdır. Öyle Allah ki o Allah el-meliki, e, melik olan, el-azizi, aziz olan, allami allem olan Allah'ın kelamıdır. Şu giriş bölümüne bak. Yani ele hasene kelam dediğimiz yerde e, işte en güzel kelam açık nizamlı, tertipli, en güzel kelam e, Allam olan, Aziz olan, Melik olan Allah'ın kelamıdır. Daha sonra da Kemeğe Allah'ı derken de Keme işte bu Kef burada Gibi var ya, Gibi edatı e, Türkçe'de biz Gibi deriz ya işte Keme ol bir şey Gibi ki e, Gale dedi Allahu Allah Allah. Allah'ın dediği gibi tebaraka yani e, her şeyden münezzeh olan Allahu Teala'nın dediği gibi nerede fil kelami Kur'an-ı Kerim'inde dediği gibi Yani şurada e, dedi ki en güzel kelam Allah'ın kelamıdır. E, burada da işte tıpkı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde dediği gibi diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve izâ zaman manasında gurie okunduğu zaman ve izâ gurie okunduğu zaman ne? El-Kur'ânu Kur'an okunduğu zaman. Feştemi'û onu dinleyin. Yani şey feştemi'û dinleyin lehu onu onu dinleyin ve ensitü en susun. Ee, yani burada samıt deriz. Samıt kişi nedir? Duymaz değil mi? Yani samıt en sıtü samıt en sıtü sanki birbirine benziyor değil mi? Yani burada sustuğumuz zaman da karşıdaki kişi ne olur? Duymaz. Samıt hale gelir. Duymaz değil mi? Yani doğal olarak biz konuşmadığımız için o da duymaz. Bu manada en sıtü susun Lealleküm umulur ki sizler Türhan'ın rahmet olunursunuz. Umulur ki size rahmet edilir. Diyoruz ve daha sonra Eûzü Besmele çekerek innet dine indallahi'l İslam muhakkak ki din Allah'ın katında İslam'dır diye söylüyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Yerimize oturuyoruz değil mi? Oturduğumuzda eee berekallahu bereke mübarek kılsın. Allahü Allah. Allah mübarek kılsın. Lene bizi ve leküm sizi. Ve lisairil yani Türkçe'de ne deriz? Sair. Sair azalarımız falan değil. Sair. Sair yani bütün demek değil mi? Ve lisairil müminine. Bütün mümin erkekler vel müminati mümin kadınlar vel müslimine müslüman erkekler vel müslimati müslüman kadınların e, tamamına değil mi? Böyle bir şey diyebiliriz. Allah mübarek kılsın. Tamamını mübarek kılsın. Daha sonra el ehyai minhum işte şu saydıklarımızdan minhum onlardan el ehyai hayatta olan vel emvati ve el emvati e, ölenler onlardan hayatta olanlar ve ölenleri de mübarek kılsın. Deyin daha sonra da innehu o Allah semiun işitir, garibun yakındır. Yani çok yakındır, işitir ve mücibün. E, Türkçede ne diyoruz? icabet etti işte icabet etmek. Yani dua ederiz biz. O da icabet eder. Yani mücibün, mücibü icabet edendir. Neye? Etteaveti e, duaya. Yani davet, dua bu manada e, davet demek, dua demektir. Bu manada davetlere yani dualara icabet edendir. Allahu Teala. İşte daha sonra ne yapıyoruz? Oturduğumuz yerden kalkıyoruz değil mi? Kalktık. Ee, Elhamdülillahi hamdel kamilin. Elhamdülillahi Allah'a hamd olsun. Nasıl Allah'a hamd olsun? Hamdel kamiline. Kamiline kamil kimselerin hamdı gibi veya kamil kimselerin hamdıyla Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd ettik ve salatu ve selam ve Resulullah Aleyhisselam'a salatu selam getiriyoruz. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Muhammedil Emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Burada manasını biliyoruz zaten. Daha sonra ta'zime ta'zimen ta'zimen li nebiyyihi ta'zim. Türkçe'de ta'zim etmek, yüceltmek demek değil mi? Büyüklemek değil mi? İşte ta'zimen li nebiyhi nebisini nebiyhi nebisini yüceltmek için bak nebisini yüceltmek için ve tekrimen ve ikram etmek için nebisini yüceltmek ve ikram etmek için diyebiliriz ya da ta'zimen ta'zimen li nebisini yüceltmek li safiyihi, ve seçtiklerine ikram etmek li safiyihi, yani ikram etmek seçtikleri için yani ve tekrimen ikram li safiyihi, seçtikleri için seçtikleri için ikram etmek ve nebisini nebisini yüceltmek için fegale dedi ki gale dedi ki ne için dedi nebisini yüceltmek ve seçtiklerine ikramda bulunmak için dedi ki kim dedi azze ve celle Allah azze ve celle dedi ki nasıl dedi min gailin e, ee, muhbiran ve emiran haber vererek ve emrederek Allah azze ve celle dedi ki burada min gailin gailün Türkçe'de şey pardon eee Söyleyici demek değil mi? Gailün. ismi fail. Söyleyici. Min gailin. Gailin haberi. Yani burada nuhberan. Nuhberan haber demek değil mi? Haberi söyleyerek. Haberi söyle söyleyerek. Ve emiran ve emri söyleyerek gibi düşünebiliriz. Yani bunu irdeliyorum ki hani aklınızda kalsın diye. Yoksa burada kuralları bildiğimden ya da onu anlattığımdan değil yani. bu irdeliyorum ki sizin de aklınızda kalsın. Min gailin muhbiran ve emiran. Değil mi? Yani emrederek ve haber vererek Allah azze ve celle dedi ki ne için dediydi? Te'zimen li nebiyyi nebisini yüceltmek ve tekrimen li safiyyi ve seçtiklerine ikramda bulunmak için. İşte ne dedi şimdi? Ne dediğini sorarsak İnna Allaha muhakkak ki Allah ve meleketihi ve melekleri Allah ve melekleri yusallune salat ediyorlar. Kime? Alen nebiyi işte nebisine Allah'ın nebisine Allah ve melekleri salat ediyor. Ye ey yuhellezine Ey iman eden kimseler. Sallu siz de salat edin aleyhi o nebiye ve sellimü ve selam edin ona tesliman teslim olmuş olarak ona selam ve salat edin diye Allahu Teala söylüyor değil mi? Bak güzel irdeledik değil mi? Yani ne için dedik? Ne için söyledi dedik? Söylerken ne dedi dedik? Ve daha sonra ne söyledi gibi Böyle irdeledik ki aklımızda daha güzel kalır inşallah. Ee, daha sonra ne yaptık? İkinci hutbe duasını okuduktan sonra oturmadan ayakta Allah'ın mesalli, Allah'ın mübarek dualarını okuduktan sonra da Allah'ın mağfir lil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimati el ahyâi minhum vel emvâti dedik değil mi? Bir rahmet ya erhamen rahim. Burada da manasını biliyoruz. Ey Allah'ım iyifir <laughs> rahmet et şey yani bağışla lil <laughs> müminine mümin erkekleri, vel müminati mümin kadınları, vel müslimine vel müslimati erkek müslümanla erkek yani şey kadın müslümanlar değil mi? İşte el ahya minhum vel emvet onlardan hayatta olan ve ölenlere de ölenleri de sen bağışla diyoruz değil mi? Daha sonra bir rahmet ki ya diyoruz. Ve selamün alel murselin ve hamdülillahi rabbil alemin. Bunların manalarını da biliyoruz zaten. Bunu da ayakta okuyoruz. Ee, daha sonra yine ayakta ne yapıyorduk? Nahal suresi 90. ayet okuyoruz değil mi? İçimizden besmele çekerekten İnna Allaha ye bil adli vel ihsani ve ita'izil qurba ve yenha ani'zahşae vel münkeri vel bagy ye'izukum la'allekum tezekerun. Yine bu ayet-i kerimede de bildiğimiz üzere e, hutbede sürekli okuyoruz değil mi? Yani şüphesiz ki Allah iyiliği, adaleti, akrabaya yardım etmeyi emrediyor. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye sizlere böylece öğütler veriyor diyoruz değil mi? İşte burada innallâhe ye nuru muhakkak ki Allah ye nuru emrediyor. E, ee, innallâhe ye nuru bil adli adalet, adalette olmayı vel ihsani iyilik yapmayı ve ita izil gurbe akrabaya vermeyi ve yenha anil fahşai fuşatı yasaklıyor. Anil fahşai vel münker ve kötülüğü yasaklıyor. E, vel bagı e, yine azgınlığı yasaklıyor. E, vel bagı yaizuküm e, ve sizi uyarıyor. E, Lealleküm tezekkerun umulur ki Sakınırsınız. Diye bu şekilde hutbemizi bitiriyoruz. Eğer ki e, bayram e, günü ise yani bayram namazının hutbesi ise bu Nahıl suresinin yerine e, işte e, neydi İsra suresinin son ayetini okuyoruz. Ve kulil hamdülillahi lezi lem yettehiz veleden velede ve lem yekul lehu fil mülki ve lem yekul veliyyun min ezzulli ve kebbirhu tekbira diyoruz değil mi? Ve ku ve kulil burada geçiş yaptığımız için ve kuli diye şey yapıyoruz. Ve kul de ki elhamdülillah hamt alemde yani hamd Allah içindir. Ellezî o Allah öyle bir Allah ki lem yettehiz edinmeyen veleden evlat yani çocuk edinmeyen ve e, ve onun için olmayan ne olmayan şerikün ortağı olmayan e, fil mülkü e, fil mülki yani mülkte ortağı olmayan ve evlat edinmeyen Allah içindir hamd. Yine velem yekül e, velem yekün e, olmayan ihtiyacı olmayan lehü onun onun ihtiyacı olmayandır, e, veli yün yardımcıya ihtiyacı olmayandır o Allah, e, mine zülli neyden ihtiyacı olmayan, mine zülli e, acziyetten acziyetten hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan e, öyle bir Allah'tır o Allah. E, daha sonra ve kebbirhü onu yücelt tekbiran, tekbir ile tam bir yüceltme ile onu yücelt. Kısacası şöyle diyebiliriz. De ki hamd eee acziyetten yardımcıya ihtiyacı olmayan ve mülkte hiçbir ortağı bulunmayan ve hiçbir şekilde yani evlat edinmeyen eee içindir de ve onu yücelt tam bir yüceltmeyle şeklinde ee, bayram namazında olursa e, bu şekilde bir okuma yapıyoruz Nahıl suresinin yerine değerli kardeşlerim dediğim gibi hatam kusurum varsa affola ee, dediğim gibi burada amacım tefsir yapmak veya meal yapmak veya işte ne bileyim dil bilgisi dersi vermek değil tamamen böyle dilim döndüğünce dediğim gibi bildiğimiz kelimelerle bağlantılar kurarak işte ufak tefek böyle dil bilgisi diyeceğimiz zamirlerle vesairelerle bağlantı kurarak ezberlemenizi kolaylaştır. Rabbim inşallah muvaffak olsun. Allah'a emanet olunuz. Vay